Projemiz aslında bir hastane ve sağlık ocaklarında yapay zeka tabanlı bir ön tanı sistemi kurmak. Robotumuz yaklaşık olarak 17 farklı soru soruyor ve bu sorularla hastalarımıza cevap olarak da doktorumuza iletiyor. Doktorumuz da bu cevapları nitelikte hastalığa ön tanı koyuyor. Tabii robotumuz şöyle ki yapay zeka tabanlı çalışıyor. Yapay zeka tabanlı dediğimizde şu şekilde göstereyim sizlere. Yani burada tanı koy sistemini başlattığımız anda sizlere farklı farklı sorular sorabiliyor. Evet, yani burada soruları sorduktan sonra en sondaki bilgiden de şöyle ki doktorumuza direkt iletiyor. Doktorumuz da diyor ki mesela hastamızın bağır nezlesi %40 oranında veyahut da ne bileyim COVID olma olasılığı %60 oranında bir ön tanı koyuyor sadece aslında. Bir doktor görevi görmüyor robot. Amacımız şu, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için kullanılan bir robotumuz aslında. Biz bunu azaltmak için hastanelerde girişlerde koyduğumuz robotumuz sayesinde ön tanı işlemini hızlı bir şekilde yapıp doktorla daha verimli vakit geçirmesini sağlıyoruz aslında. Bizlerde mikro çoğaltım için ve üretimi de artırmak için biyoreaktör sistemi tasarladık. Öncelikle bir çeltik bitkimiz var. Normalde doğadan toplama yerine, çünkü bitkileri doğadan elde ettiğimiz zaman çok fazla çevresel faktörlerden etkilenebiliyor. Ama biz laboratuvar koşullarında, steril ortamlarda bitkiye gerekli besin kaynağını sağlayabiliyoruz. Nasıl çalışıyor bu? Şöyle, hava motoru var. Hava motoru aşağıdaki besiyerine basınç yaptıkça besiyeri üst tanktaki bitkilerin olduğu tanka çıkıyor. Burada bitkiler gerekli besini aldıktan sonra çok fazla içinde durmasını istemiyoruz besinle bitkinin. Çünkü çok fazla su çektiği zaman da bitki hastalığa neden olabiliyor. Normalde manuel olarak ayarlanan bu sistemi biz elektronik arkadaşlarımızla beraber otonomlaştırdık ve bir uygulama geliştirdik. Uygulamada task assignment bölümünden görev ataması yapabiliyoruz. Biz çünkü burada aslında üretimi artırmak istediğimiz için 20-25 veya 50 biyoreaktör kullanıp çok daha fazla üretim yapmak istediğimiz için manuel bir şekilde ayarlamaktansa uygulamayla uzaktan kontrol edilebilir bir şekilde hatayı en aza indirmeye çalışıyoruz. Amacımız yaralı bölgede ortama tedavi edeceği, hücrelerin çoğalabileceği bir ortam yaratarak aynı zamanda tedavi etmek. Böylelikle sürekli pansuman değişimlerinin önüne de geçmiş oluyoruz. Bu da hem çevreye zararı azaltmış oluyor hem de ekonomik olarak avantaj da sağlıyor. Şimdi biz yaptığımız bu çalışmalarla gözenekli yapay yara örtüsünü, prototipini ürettik. İnsanda kullanılacak olan her şey, herhangi bir tıbbi malzeme her zaman birçok standart testten geçmek zorunda. Bunun ilk başlangıçları hücre kültür çalışmaları, stotoksite çalışmaları. Bu çalışmaları yapıp da uyumlu sonuçları almadan hayvan deneylerine geçemiyoruz. Biz burada stotoksite çalışmalarıyla, hücre kültür çalışmalarıyla malzememizin tamamen uyumlu, hücrelerin çoğalmasını destekleyen özellikte olduğunu ispatlamış olduk.